yapacak bir şey değil. Belli bir sayıda sınırlı mı hocam? Hayır. Taklit merciğinin sınırı yoktur. Yani bugün bunu da ben altını çizeyim. İlimin coğrafyası yoktur. İlimin coğrafyası olmadığı gibi biz bazen hastamızı Avrupa'ya götürüyoruz. Evet. Gayrimüslim ülkelere, gayrimüslim doktorlara götürüyoruz. Şimdi biz dinden mi çıktık? İlmin coğrafyası yoktur. Ehl-i Beyt Mektebi'nin kriterleri vardır. Buyurmuşlar, bu kriterler neredeyse siz oraya döneceksiniz. Bu kriterler kimi zaman Necef'te olmuştur. Uzun zaman bizim taklit mercilerimiz Necef'te olmuşlardır. Yani mesela Ayetullah merhum Seyyid Ebu'l-Gasim Hu'i Necef'te yaşıyordu. Ve biz çocukken ona taklit ediliyordu. Yani bundan 40 sene önce ben hatırlıyorum. 40 sene önce, 38 sene önce, 40 sene önce Iğdır ve Kars bölgesindeki Ehl-i Beyt dostları genelde Ayetullah Seyyid Ebu'l-Gasim Hu'i'ye taklit ediyorlardı. Şimdi o gün biz Iraklı mıydık? Bugün de ne var? Elem müçtehitlerimiz, kimisi diyor ki bana göre en bilgin müçtehit Seyyid Ali Hamenei'dir. Şimdi Seyyid Ali Hamenei en bilgin müçtehittir diyen İranlı mı oldu? O tekste diyor ki en elem müçtehit, en bilgin müçtehit Seyyid Ali Sistan'dır. Bu da Iraklı mı oldu? İlmin coğrafyası yoktur. Bunun altını çizmiş olayım böylelikle. Hocam bu da biraz göreceli değil mi yani? Kişi neye göre elemiyeti belirliyor? Yani elemiyeti belirlemesi için bir seviye olması lazım. Tabii ki bir seviye olması lazım. Müçtehitlerin zaten kendisi ilm hallerinde onu hepsi söylemişlerdir. Yani elem müçtehidi taşhis etmenin yolları nedir? Bakın onun madde madde hepsini kendileri açıklamışlardır. Şunu ben arz edeyim. Özellikle o konuya gelmek için, o sorduğunuz konuya gelmek için. Bakınız eğer bir müçtehit bir noktaya geliyor, taklit merci'i konumuna geliyor ise, bu mesela Ayetullah Hüseyin Vahid Horasan'ın fetvalarını ihtiva eden ilmihalidir. Aynı ilmihal Türkiye'de Ayetullah Sistani Ağa'nın tercüme olunmuştur. Aynı ilmihal Aziz Rehberimiz Seyyid Ali Hamenei'nin vardır. Aynı ilmihal. Şimdi burada diyor mesele bir, mesele iki, mesele üç, bunlar fetvalardır. Önce bunu bilmemiz lazım. Fetva nedir? Evet, nedir fetva? Fetva nedir? Fetva Ayetullah Horasani'nin veya Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin veya Ayetullah Seyyid Sistani'nin kendi sözü müdür? Demin söyledim ya, bu ilimleri kat etmesi lazım. Gitmiş 40 sene zahmet çekmiş. Yaşar Bey efendim tıp fakültesini bitirmiş. Tamam artık demiş, ben uzman doktorum. Göz hususunda tıp fakültesini bitirmiş, demiş ben uzman doktorum. O tekste de göz hususunda tıp fakültesini bitirmiş, ben uzmanım dememiş. Gitmiş efendim stajlar görmüş, gitmiş özel eğitimler almış, zahmetler çekmiş. Yaşar Bey'in gördüğü fakültenin 3 katı kadar dışarıdan eğitimler almış. Şimdi bu da desin ben efendim uzmanım, o da desin ben uzmanım, uzmana hakarettir. Bakın, uzmana hakarettir. İçtihad eden geliyor Kur'an'dan, hadislerden, bakın özellikle bu iki kaynaktan, ümmetin karşılaştığı dini konularda, fıkhi konularda, altını çizmiş olayım. Çünkü usulü dinde taklit haramdır. Fıkhi konularda geliyor Kur'an'dan, hadisten, icmadan, akıldan, onun bu helal midir, bu haram mıdır? Bunun mesela Peygamberimizin döneminde organ nakli yoktu. Ehl-i Beyt'in döneminde organ nakli yoktu. Bugün organ nakli var. Dine göre bunun hükmü nedir? Bunun efendim helal midir, haram mıdır, caiz midir, caiz değil midir? Efendim bankalar promosyon veriyor, bu helal midir, haram mıdır, caiz midir, değil midir? Bunun hükmünü cami hocaları mı belirleyecek? Yoksa bunun hükmünü efendim şöyle söyleyeyim, ticaretle uğraşanlar mı belirliyor? Bunun hükmünü kim bize söyleyecek? İşte müçtehit geliyor, 30 sene 40 sene bu ilimleri okumuş, geliyor hadislerde, ayetlerde oturup araştırmasını yapıyor. Bu caiz midir, caiz değil midir, neticeyi çıkarıyor. Fetva nedir?
fetva 30 sene 40 sene eğitim alan, din konusunda uzmanlaşanın ayetten veya peygamber 12 imamın hadislerinden anladığının neticesidir. Yorum mudur? Yorum değil, bak yorum ayrı bir şeydir. Diyor ki ben bu hadislerden, bu konuda, bu hadislerden, bu ayetlerden bunu anladım. Anladığını söylüyor. Ben bunu anladım diyor. Şimdi kendi sözünü söylüyor. Mesela örnek vereyim. Biz namazın rükusunda diyoruz ki Subhane Rabbiyel Azimi ve Bihamdi. Duruyoruz. Rabbi salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed. Kimisi devam ediyor. Bihamdiha kadar söylemenin hükmü nedir? Ondan sonra söylemenin hükmü nedir? Niye birileri Rabbi salli'yi söylüyor, birileri söylemiyor? Diyor ki çünkü müştehit demiş ki Subhane Rabbiyel Azimi ve Bihamdi, bunu rükuda, zikirde söylemek şarttır. Ondan o tarafı söylemek diyor müstehaptır. Sünnettir. Diyorsun ki bak bu şartı sen neye göre söyledin? Çünkü diyor İmam Sadık Aleyhisselam böyle buyurmuş. Demin söyledim ya Kur'an'ın beyancıları. İmam Rıza Aleyhisselam da Rabbi salli ala Muhammed, onun müstehap olduğunu İmam Rıza da bunu bu şekilde buyurmuş. Dikkat edin. Mesela Kutub-ı Erba'a diyoruz. Şia'nın dört hadis külliyatı. Men la yahzuruhul fakihtir, usulü kafidir, tahzibul ahkamdır, istifsardır. Bunların büyük bir bölümü bu konuları içermektedir. Müçtehit geliyor bakın. Onlarca cilt demiyorum. Onlarca cilt. O hadis külliyatının içerisinden tamamı helal, haram, müştehap, vacip, bunların mekruh, bunların tamamına dair anladıklarını özet olarak çıkarıp senin karşına bırakıyor. Yani bir nevi helala, harama, fıkhi konulara dair gidip 40 sene mutfakta zahmet çekiyor, senin önüne bırakıyor. Diyor bak bak ben senin diyor zorluğa katlanmaman için 40 senemi ömrümden heba ettim, bunu getirdim senin huzuruna bıraktım. Bizim önümüze geldi 5 tane bundan. Yani 5 tane taklit merciği. 5'i de diyor ki bizim içerimizde, hiçbiri demiyor bana taklit edin. Bakın hiçbir müştehit bana taklit edin demiyor. Diyor ki git araştır, kriterleri var. Kriterleri bütün ilmihallerin ikinci sayfasında vardır. Bu kriterlere göre bu şu anda hali hazırda var olan 5 taklit merciği, 15 de olabilir, 105 de olabilir, sınır yok. Bunlar içerisinde en e'lem, yani en bilgin hangisi ise ona taklit etmek zorundasın. Burada dayatma olmaz, burada tek yolu mu hocam? Olmaz, burada siyaset olmaz. Tek de olabilir. Tek yolu. Tabii, tek yol bu tabii. Yani e'lemiyet. E'lemiyet. Yani mesela aynı dilden olması. Hayır bakın demin aynı söyledim ya, ilmin coğrafyası olmaz. İlmin coğrafyası olmaz Yaşar Bey. Şimdi yani daha kolay ulaşılır olabilmesi. Daha kolay ulaşılır olabilmesi için zaten o müçtehidin efendim fetvalarını İslam coğrafyasına, farklı dillere yayacak illaki elemanları vardır, adamları vardır, öğrencileri vardır. Mesela Türkiye'de Seyyid Ali Hamine'yi Azeri'dir. Azeri kökenlidir, Türk kökenlidir, öyle arz edeyim. Şimdi Risalesi Azerice mi çap olmuş? Hayır. Türkçe çap olmuş. Evet. Seyyid Ali Sistani. Farstır. Farstır. Risalesi Farsça mı çap olmuş? Vahid Horasani. Farstır. Risalesi Farsça mı çap olmuş? Yani burada dilin efendim fonksiyonu söz konusu değil. Bu müştehitlerden bazıları Ayetullah Hoyi gibi çok ön plana çıkıyor. Ayetullah Sistani gibi. Demin zikrettiniz Nasır Makarım Şirazi gibi. Ayetullah Cevad Amuri gibi. Gerçekten şu andaki İslam dünyasının yüz akıdır. Ama bazılarını da hiç tanımıyoruz müştehittir. Bakın Yaşar Bey şunu arz edeyim. Bizim müştehitlerimizin isim hepsi bulmalarındaki ben bunun altını çizeyim. Bizim müştehitlerimizin hepsi kıymetlidir. Eyvallah. Hepsi değerlidir. Bakın hepsi değerlidir. Ve müştehitlik Ehl-i Beyt mektebinin önemli kalelerinden birisidir. Tek kalesidir demiyorum bakın. Önemli kalelerinden birisidir. Esasen Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin şu anda varlık sebebi müçtehitlik müessesesidir. Ehl-i Sünnet kardeşimiz de müçtehide inanıyor. Müçtehide taklit ediyor. Şafii kimdir? Ebu Hanife kimdir? Malik İbni Enes kimdir? Ahmed İbni Hanbel kimdir?
Bunların hepsi müçtehittir. Evet, her ne kadar mezhep imamı ünvanı verilmişse de o kardeşlerimiz tarafından bunlara, bunlar kendi dönemlerinde yaşayan, efendim fıkıhtan helala harama dair anladıkları konularda fetva veren müçtehitlerdir. İçtihat sahibidirler. İçtihat sahibidirler. Ehl-i sünnet kardeşlerimiz de taklit etmektedirler onlara. Ancak ehl-i sünnetle şia arasında taklit konusunda bir farklılık vardır. Şia diyor ki taklit edilen müçtehidin hayatta olma şartı vardır. Taklit nedir hocam? Taklit bir anlatalım. Onu da anlatayım. Hayatta olma şartı vardır. Ehl-i sünnet kardeşlerimiz de diyor hayır. 1200 sene önce Ebu Hanife yaşamış. Kalabilirsin. Fetvalarını da vermiştir. Kalabilirsin değil, kalıyor zaten. Fetvalarını da vermiştir. Biz Ebu Hanife'ye taklit edelim. Niye efendim? Ebu Hanife'den sonra dünyaya gelip de Şafii'den sonra dünyaya gelip de Malik İbni Enes'ten, Ahmed İbni Hanbel'den sonra bunlardan sonra dünyaya gelip de onlardan çok çok alim olanlar niye mezhep imamı olarak efendim ön plana çıkarılmıyorlar? En basitinden ben bir tanesinin adını söyleyeyim. İbni Hazm. Ebu Hanife'den 3 asır sonra yaşamış İbni Hazm. Şu anda ben okuyorum. 6. cildine gelmişim. El Muhalla adlı eseri. El Muhalla adlı eserinde İbn Hazm mesela geliyor diyor ki bu konuda Ebu Hanife yanlış yapmıştır. Bu konuda Şafii yanlış yapmıştır. Ve delillerini söylüyor diyor. Çünkü Buhari'de bu hadis var. Müslim'de bu hadis var. Tirmizi'de bu hadis var. Ezbere demiyor yanlış yapmıştır. Söylemek istediğim İbn Hazm mesela nedir? En sonunda geliyor dördünü de reddediyor diyor ben zahiriyim. Ben zahirciyim diyor. Zahirde ne varsa onu kabul ederim. Dolayısıyla buna rağmen bakın onlardan sonra gelip de onlardan daha alim olanlar olmasına rağmen Ehl-i Sünnet kardeşlerimiz dördüne taklit ediyor. Aynı şey bizlerde var, Şia'da var. Ama tek fark nedir? Şia diyor ki taklit merciğinin hayatta olma zorunluluğu vardır. Ebu Hanife'nin döneminde, Şafii'nin döneminde efendim organ nakli yoktu, az önce örneğini verdim. Buyurun, şimdi bugün var. Bunun efendim Müslüman organ vermek istiyorsa tereddüt halinde. Ya dinen bu caiz mi, caiz değil mi? Az önce örneğini verdim. Banka promosyonu. Efendim borsa hükümleri. Bugün banka muameleleri. Ebu Hanife döneminde bunlar var mıydı? Yüzlerce örnek sayabiliriz bu şekilde. Yoktu. Olmadığına göre Ebu Hanife'nin bu konuda fetvası da yok. Peki bugün benim ona taklit eden ehl-i sünnet kardeşim ne yapsın? Gidiyor hoca efendilere, ilahiyatçılara. Bu ilahiyatçının dediğini o söylemiyor. Onun dediğini o tekstil söylemiyor. Şimdi bu nedir? Bu ilahiyatçılar arasında fitne midir? Hayır, görüş ayrılığıdır. O diyor ben böyle anlıyorum bundan. Şia'da ise böyle değil. Şia diyor ki taklit olunan müçtehidin hayatta olması lazım. Taklit nedir? Evet. Taklit. Anlaşılır bir dilden arz edeyim. Taklit hastanın doktora müracaat etmesidir. Ya efendim bizler hasta mıyız? Bizler ilim konusunda, helal haram konusunda, fıkıh konusunda hastayız. Teşbihte tartışma olmaz. Diyor ki ya kendin müçtehit olacaksın. Bakın burada diyor. Ya kendin müçtehit olacaksın. Git oku müçtehit ol. Sen de benim gibi 30 sene oku yani müçtehit gibi. Benim gibi derken birden yanlış anlaşılmasın. Ben mukallidim. Evet. Türkiye'de de müçtehit yok. Yok. Altını çizeyim. Türkiye'deki alimlerimizin hepsi, Allah hepsinin ömrünü uzun etsin, hepsi mukallittir. Ya diyor müçtehit gibi efendim 30-40 sene okuyup müçtehit olacağım. Değil misin? Veya öyle bir seviyeye geleceksin ki ihtiyat derecesine, ki ben o ihtiyat konusuna girmiyorum çünkü çok karışık bir mesele. Bir diğer yol nedir? Eğer müçtehit değilsen, ihtiyat edecek seviyede değilsen o zaman diyor müçtehide müracaat edeceksin. Mukallit olacaksın. İlimi konularda, dini konularda, helal haram konularında mukallit olacaksın. Onun dediğini yapacaksın. Onun da dediği, onların her dediğini yapamazsın. Onların içinde en alem olanın dediğine göre hareket edeceksin. Şimdi biz hastalandığımız zaman, biz ev yapacağımız zaman, biz elbise diktireceğimiz zaman, bakın bunların hepsi dünyada efendim herkesin içinde olduğu kavramlardır. Uzmanına gidiyor muyuz? Gidiyoruz uzmanına. En basitinden bir cenaze namazını ben burada 30 saniyede kılayım size. 30 saniyede. Evet, biz Şii imamları cenaze namazını biraz uzatıyorlar. Çünkü sünnetleri de bırakıyoruz onun yanına. Halk o sünnetlere kulağı alıştığı için bir Şii imamı efendim cenaze namazında sadece farzı yerine getirse millet der ki bu namazı efendim şaşırdı. Çünkü biz öyle alıştırmışız yani, imamlar öyle alıştırmış.
Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allahümme gfir lil mu'minine vel mu'minat. Allahümme gfir li hazal meyyit. Cenaze namazı bitti. Dikkat ettiniz mi? Ama camilerde kılınan cenaze namazı bu kadar kısa mı sürüyor? Yok. Bu kadar kısa sürmüyor. Dolayısıyla bakın, söylemek istediğim bir cenaze namazında bakın dört tane kelimedir ya, dört kelime, dört duadan ibaret. Getiriyorsun imam efendinin önüne bırakıyorsun cenazeni. Dünyada ona en son yapılacak işlem. Neden? Sen kıldırsan olmaz mı? E diyorsun ben bilmiyorum ki. Yani onda bile, o dört kelimede bile diyorsun ben bilmiyorum. Bilenin yanına getirmek zor. Cenazeyi alimin kaldırması vacip değil. Cenazeye namaz kılmak vaciptir. Ama alimin kılması vaciptir. Alim yoksa namazsız mı? Namazsız mı?